Evet arkadaşlar, hepinize eko dolu bir mekandan selamlar. Bugün şuradaki altınları toplamaya çalışacağım. Biraz da kupa çıkmaya çalışacağım. Çünkü bayağıdır kupa düştüm ve o kupalardan çıkamadım hala. Ve şöyle bir desteğe döndüm. Son birkaç gündür Mega Şövalye ile Binici ile alakalı desteler deniyorum. Bir de mezarlıkla alakalı. Bir türlü böyle o kupa kasmak için ısınacağım desteği bulamadım yani. Hem kendim yapmaya çalışıyorum hem de metadaki desteleri deniyorum. Ama o istediğim sinerjiyi yani yakalayamadım bir destede bir türlü. Ondan sonra şöyle bir eski destelerime baktım. Bu desteği bir ara videomda göstermiştim. İşte bir oyuncu oynuyordu yüksek kupalarda, oradan bulmuştum. Şimdi bununla oynayacağım. Hazır 14 seviye olmuşken elektro ruhta iş yapar diye düşünüyorum. Birazcık hem altın toplayalım hem de kupa kasalım. Evet. Şimdi burada elektro ruhla başlamayacağım açıkçası. Dart Goblin'le başlamak istiyorum. Çünkü daha maçın başında ana kulesini uyandırmasın. Herhangi bir kart varsa. Evet, karşıma Beyit deste geldi. Şimdi Dart Goblin'i boş bırakmayacak. Tomruk atacağını düşünmüyorum. Oraya ne yapacaksın? Aynen öyle. Tamam, güzel. Şöyle bir tekrar darlayalım. Ona tabii ki de dur bakayım, çok iyi. Bunu koyacağım. Aa, bir dakika. Çarpması var. Bu birazcık daha farklı bir Beyit deste galiba. Neyse kalsın. Tomruğu çıkarmayacağım elimden. Bu hangi deste ya? Yani fıçısı olduğu net belli. Hani fıçı kullanmaya yok bu prensesin yanında neredeyse. Ne? Benim roket tek atmadım bu şeye. Tamam, bir dakika. Rakip de... Okey, şu anko. Rakip de alev topu çarpma var bir olarak. Bence okey. Şimdilik şöyle bir tane fıçı yollayacağım. Bu arada da topu kullanmamak lazım. Ben bait dese var diye düşündüm. Binici yoktur diye topu elimden çıkardım. Ama bundan sonra yok. Çıkarmayacağım. Şimdi desteği çevireceğim. Dark Bobbin gelsin diye. Şöyle bir tomur bekletiyorum elimde. Tamam. Bu arada hasar takısında öndeymişim ben ya. Şuraya gel Mega Minyon. Gelmezsin, hiçbir zaman gelmedin. Dur. Bağırmak istemiyorum, çok yankı yapıyor. Çarpmalı kullandım. Elinde alev topu var, bakın şimdi. Bunu fake atıyorum ve alev topu yanlış gidiyor. Fail atıyor, izleyin. Çok bariz. Tutmadı. Tutmadı. Tutmadı arkadaşlar. Arkasına prenses yollayabilir. Tamam, güzel. Hala hasar takısının önündeyim. Gerçi rakibimin şeyi neydi onun adı? Vurmazsın Mega Minyon, vurdun. Vurdun. Arkasından bir ruh. Tekrar bir fake daha. Bir Dark Goblin'i bıraktım. O fake yemedi. Fake yemedi. Dur. Onu şuraya atacağım. Tekrar bir fıçı. Hızlı hızlı fıçıyı çevirmem lazım. Bak, Dark Goblin yanlış yere koydu. Yok, doğru. Tamam, çok güzel. Dark Goblin de onu aldı. Şöyle bir iskeletler. Desteği çevireceğim. Şu an yapacağım tek şey desteği çevirmek. Bir tık sola koydum. Mega Minyon yetişemesin diye. Alev topunu yolladım bu sefer. Şu an rahatım. Dur. Prenses birazcık sıkıntı yaratıyor ama şöyle yaptığımız zaman o da gidecek. Dark Goblin hala çalışıyor. Oraya çarpma gelebilir. Geldi. Ama gereksiz. Bu sefer öne attım. Çünkü oraya yine şey yollayacak. Çete. Tamam, güzel. Şunu atacağım ya, Tomru. At biniciyi. Harikasın. Bir tane elektro ruh çünkü bu arada 13 seviye olduğu için top çok çabuk gidiyor. Tamam, olur. Şöyle bir fıçı ve tomruk atıyorum. Fıçıyı öne atacaktı da ya, elim kaydı yine. Çeteden başka bir şey atmaz diye düşündüm ve okey. Good game applies. Tamam, güzel. Hemen abi, kaç altın verdi bana orada? 0 yazdı. Bu arada 3 358 bin tane altınım olmuş.
Yani aslında 3 tane kartı direkt maxlayabiliyorum. Birçok kartı 13 seviye yapabiliyorum falan filan. Şöyle bir iskeletlerle bir açılışı yapalım arkadaşlar. Tomur'u bırakacağım. Var mı fıçın? Acaba hiçbir şey mi yok? İnterneti de mi yok yani? Oy. Elime roket gelseydi atardım aslında ama şu an atmayacağım çünkü iksir zararına geçebilirim. Şöyle bir savunmaya yatayım. Gider mi kuleye? Gitmedi. Ulaşamadan gitti. Tamam, iyi ki roket harcamamışım. Güzel. Herhangi bir hasar almadım. İksir olarak önde olabilir belki. Çünkü oraya iskeletlere harcayıp roket attım. Roket dönsün diye. Yo, roket elimdeydi zaten. Oraya ben iskeletleri niye koydum? Şu an hatırlamıyorum. Öfke bastı değil mi o? Öfke bastı. Diğer büyüsü ne olabilir? Kasırga varsa şu an çeker bu arada. Kasırga için oraya değil, daha da köşe yapmam lazım. Tamam. Sanki kasırgası var da kullanmak istemedi gibi geldi bana. Çünkü çok geç yolladı onu. Tamam. Alev topu. Bir saniye. Alev topu ve öfke varsa eğer GG'sin. Sevgili Slipper. Ben sana söyleyeyim. O yüzden direkt yolluyorum. Kasırgası varsa da kullansın. Boşuna strese girmeye gerek yok. Varsa kasırgan kullan. Tamam. Büyüsü yok arkadaşlar. Öfke ve alev topundan başka büyüsü yok. Bence. Yani roket atmak istemedim açıkçası. Dark Gobi çalışıyor diye. Ama işte vuracak. Yine kule hasarı vuracak. Ha, vurmadı. Yo, gayet iyi. Ya bu fake gidebilir aslında. Ama alev topu atar diye. Attın mı? Yes. Çok iyi. Bir de Valkür erkenden gelseydi, köprüyü geçseydi çok daha iyiydi ki Valkür gitti, bir tane de vurdu oraya. Şimdi Dark Gobi'nin elinden bırakmayacağım. Çünkü balonu var. Oo. Sadece balonu yokmuş arkadaşlar. Şöyle bir topu bırakalım. Bir saniye. Elinde alev topu var bu arada. Şuradan şunu bırakacağım. Elinde alev topu olduğu için bırakacağım bunu. Öyle mi diyorsun? Ne değişti hayatında? Aslında oraya eğer bomba atarsa çok güzel bir şey giderdi. Elinde alev topu var arkadaşlar. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Bir fake daha atıyorum, yiyebilir. Çünkü maçın son saniyeleri, hasar almak istemez. Darkovin çalışacak kuleye. Erken sevinmeyeceksin kardeşim. Ki az önce fake'i yedin. Senin şey yapman lazım. Neyse. 500 altın veriyormuş bu arada her bir kuleye. Bir maça daha gireceğim. En azından 6000'e kadar bir kasalım. 6000'de kalsın yani hesap. Hep 6000 altında kaldım böyle. O nasıl bir isim ya? O kadar boşu nasıl bıraktın? Şimdi şöyle bir elektro ruhu atacağım. Yok, bir şey yollamayacağım. Bir şey yollamayacağım. Çünkü oraya o 5 iksir harcadı. Ben bir de elektro ruhu da harcadım. Bir de roket harcadım. Ana kulesini de uyandırdı. Harika. Evet. 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 Bu bildiğimiz klasik. Alo topu atarsın oraya. Yes. Alev topuna fake atmak çok kolay. Sen de vur. O da çok iyi. Tamam. Şu an yapmam gereken ilk şey topu tekrar çevirmek. Çünkü bir saniye şunu yollayayım. Çünkü biniciye roket atarsam eğer kaybederim her seferinde. Tamam, top geldi elime. Bir sonraki elime top var. Hemen şöyle bir fıça atıyorum oraya. Alev topu harcarsa benim için daha iyi. Harcamadı. Oraya roket gider bu arada ya. Biliyorum çok fevri. Şu an mesela roket gereksizdi. Ama savunabileceğimi düşünüyorum nedense. Buraya gel. Abi binici bir gram hasar almadan geldi oraya kadar. İnanılmaz. Ama hasar takısının önünde miyim? Öndeyim. Ben ona bakarım. Tamam. Bence iyi.
Ve ana kulesini uyandırmasına rağmen. Tamam. Uf, müthiş. At onu oraya, yes. Baya güzel. Şöyle gel bakayım. Oraya şöyle bir dart goblin bırakacağım da ben bir türlü Tomron'u kullandı, yanlış kullandı. Bir türlü bineceği doğrudan şey yapamıyorum. Acaba bassak mı arkadaşlar bu topa? 14 level'i. Topu maxlasam mı? Ne yapsam sizce? Şunu şöyle bir tık geri atıyorum. Yiyebilir. Tomru var elinde. Artık adam şey yapıyor ya. Garantiye alıyor kendini. Şöyle bir tomruk çevirelim. İsketler orada patlayacak gerçi ama. Alev topunu orca harcadı. Tamam, gayet iyi. Şöyle bir tık ince fake. Bunu yiyebilir. Yani bir tanesi bile vursa benim için kar zaten. Ama yemeyecek aynen. Çünkü daha az önce attım aynısını. Ezberledi artık. E tamam. Vur. Yapma. Yapma. Şu an çok tehlikeli. Şu an çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli şu an. Vur. Bunu butik öne atabilirmişim bu arada. Atacaktım ama vazgeçtim sonradan. Şimdi desteği çevirmeye çalışıyorum. Rokete dönebilirim bu arada. Ki dönüyorum. Güzel bir tomruk attın. Helal olsun. Yapma. Rokete bence daha önce dönmeliydim ya. Orada 2x ilk girdim ve rokete dönmem gerekiyordu. Bir daha ben bence topa basayım mı 14 level'i? Basıyorum ya. Bari oynayacakken rahat oynayalım. Bas abi, topu ben zaten kullanıyorum her yerde. Bas 100.000'i. Bilmiyorum, anlık karar verdim. Çünkü o bir tık daha iyi olsaydı bence bir şeyler daha fark edebilirdi. Topu 3 yıldız verirsem ne oluyor arkadaşlar? Bir bakalım. Oy, çok güzel oluyor. Bir dakika, benimki nasılmış? Bende o kadar çok sarı yok. Benimki de iyiymiş ya. Sadece ekstra üstü biraz daha altın oluyor. Ucu da altın, yani komple altın oluyor topu. Mavi çizgiler oluyor sadece. 20.000 yıldız istiyor, 34.000 var. Bence şimdi bir kalsın. Bu arada iskeletlere de basabilirim mesela. 12'den 13 yapabilirim ki çok kullandığım bir kart. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Basmalı mıyım sizce? Bence basmalıyım ya. Neyse kalsın. Kalsın, başka zaman basarım ama kalsın. Biraz daha düşüneyim yani. Destem, yani ana destemi maksamak istiyorum o kadar altın biriktirmişken. Adamlar nasıl benden önce başlıyor ya? Şimdi yine binici geldi. Bu sefer 14 seviye. O yüzden biraz daha canı fazla. Hemen yok olmadı. Yollayacağım bunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar aynı taktiği yapıyorum. Bu fake'i yiyebilir. Peşinden Dark Gomi'yi de bırakıyorum ki yemesine garant olsun. Aa, yemedi. Eyvah eyvah. Yandık. Yandık. Ama Dark Gomi çalışıyor. Bir şey harcamayacağım. Başka Dark Gomi alacaktır onu ve kuleyle vurdu. Bence müthiş. Müthiş çalıştı. Müthiş çalıştı. Ana kule uyandırmasın diye böyle boş bir elektron yollamayacağım. Tomruk atarım. Hem kulesine vurmuş olurum. Tomruğum da 14 seviye. Gel bakayım. Alev topu gelebilir buraya ama alev topunu az önce kullanan dönmüş müdür? Dönmüştür. Tekrar bir fıçı. Tamam, güzel. Yani desteği daha da hızlı çevirmem lazım da normalde burada elektronu bırakmam lazım. Fakat bırakamıyorum. Dur bakayım. Güzel. Yani acaba bunda da 2x'e rokete dönsem daha mı rahat kazanırız diye düşünüyorum. Neyse, 2x'e gelince düşünürüm onu ya. Şu an daha erken. Valkür'ü de koyuyorum. Yani çünkü top odaklanmıyor direkt şeye. Tamam, güzel. Tekrar şöyle bir tık bir fake denemesi. Bu tam bir istediğim fake olmadı ama neyse. Oldu. Çok iyi. 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 Muazzam. Şöyle bir Dark Goblin'i bırakacağım. Elinde alev topu vardı. Uzatmak istiyorum ama. Dur. Tamam, çok iyi. Çok iyisin.
Atacak ona iskeletleri, buzur ruhunu, bir şeyler atacak. Atma da olur. Bence atman lazımdı. Çünkü silahşörün canı kalmadı. O yüzden geliyorum. Desteni çevirebildiğin kadar çevir. Ben çoktan çevirdim arkadaşım. Şöyle bir tık öne atacağım. Geriden yollayabilir risk atmamak için. Kritik anlar. Vur bir tane. Yes. Çok iyisin. Çok iyisin. Haletopulu atar diye iskeletleri de koydum peşin peşin. Şöyle şuradan bir Dark Goblin'i ayak top atmasın diye. Darlamaya başladım. Bir tık bir fake attım. Olur 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 olur. Yemedi bu sefer, yemedi. Eyvah eyvah. Geliyor. Geliyor. Alev topunu kullandı. Şunu bırakıyorum şuraya. Atla buz ruhu. İskeletleri bıraktım. Tomruk gelse daha iyi dedim. Tomruk gelmedi. Fark etmedi gerçi. Bir tık öne bıraktım. Vur vur vur. Evron alırsan mükemmelsin, almadın. Ama desteği çevirsen de ben yetiştim bile. Alev topu atabilir şeye ama. O da olur. Hadi fail. Hadi fail. Cık, yemiyor adam, yemiyor abi, anlıyor. Helal olsun. Tamam, güzel. Şöyle bir yapma. Of, çok iyi. Allah'tan telefonum dondu. Kuleyi direkt vurayım dedim ama şu an şey dönüyor. Binici dönecek. Binici dönüyor arkadaşlar. Al o silah şöyle Dark Goblin. Son bir dakika kaldı. Rokete dönmeli miyim acaba bilmiyorum. Öndeyken dönmek istemiyorum şu an. Bir fake daha. Yani rakibin her türlü elinde şey olduğu için yemiyor abi. Adam her türlü geriye doğru atıyor. Riske girmiyor şu an. Ama alev topunu çıkarması iyi oluyor benim için. Hem iksir zararına giriyor. Tomuru çıkardı. Direkt yolluyorum. No 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 no. GG ve P. İşte böyle. Bakın 14 seviye top ne kadar fark yaratıyor arkadaşlar. Hem topu neden maksadım? Hızlı binicide kullanabilirim diye. Hızlı binicinde birçok varyasyonu çıktı. Depremli hali falan çıktı. O mesela hoşuma gidiyor. Direkt klasik hali değil de depremli ve elektro ruhlu hali. Mesela elektro ruhu da basmak istiyorum. En azından 75 verip 13 seviye yapabilirim. Ya yine hızlı desteden gideceğim muhtemelen. Hızlı desteyi oynamaya daha alışkınım çünkü. Batman. Şöyle tamam. Tomruk da giderdi de şimdi tomruğu kesin ben atana kadar atlar oradan diye şey yapmak istemedim. Şimdi muhtemelen yine binici geldi bu ya da şey işte okçu kraliçe olan deste şampiyon. Tamam. Elinde paket var, tomruk var. Tomruğu çıkardı ama dönmüş müdür? Dönmüştür ya. Dönmüş. İkisi de dönmüş abi, adam için hiç sıkıntı yok ki. Evet, bu deste de meta'da çok kullanılan ve cidden güçlü bir deste. Bu sefer de iyiydi. Şimdi iyi ki elime top var. Top bir tık daha rahat. Rakibim şey ya. Bende ya diyor. Maç bende diyor. Dur. Şöyle bir geriden başlayayım. Alev topu var mıydı ya bu adamda? Alev topu varsa atar çünkü. Roketi yollayacağım arkadaşlar. Hem kulesine vururum hem de o şampiyon kraliçeyle uğraşmak zorunda kalmam. Yolla bakayım domuzcukları. Yani Valkür ve Tomruk da güzel gidebilir ama kaç iksir harcadım ben? 3, 4, ben 6 iksir harcadım. Yani Valkür Tomruk yapsam yine aynı şey olacaktı gerçi. Hasar takısı öne geçtim. Rakip şu an bir şeyler deniyor. Şöyle bir tık öne atmak istiyorum ama Tomruk elinde mi? Elinde. Tomruk elinde. O yüzden normal bir atalım. Bayağı normal attım. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle desteği çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu sağa yollayacağım. Var mı? Deprem attım mı? Attım. Yapma be. Bir tık böyle bir fake denemesi.
Tomur'a dönmüştür yani, oraya top falan da koydu ama fake'i yemedi, helal olsun. Alev ruhu atar dedim ama atmadım. İyi. Bir saniye. Mecburen koydum. Tamam, güzel güzel. Çevir çevir çevir. Bunu roketi yollayacağım. Başka türlü savunamam. Özelliğini her türlü basıyor yani. Şöyle gel. Şuraya bir dart goblin. Abi helal olsun valla. Adam her türlü depremini tutturuyor ya. Bir tık öne yolluyorum. Vur 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 vur. Helal olsun ya. Harbi helal olsun. Şöyle bir tomruk orayı temizler. Tamam. Arkasına bir dart goblin'i koyacağım. Şöyle bir tane daha fıçı. Çok fazla büyüsü olduğu için bir türlü vuramıyorum şeye. Vur vur vur. Yani biraz daramam da lazım rakibi ama. Şuradan bir dart goblin'i. Dur bakayım. Dart goblin'i öldürmez. Deprem öldürmez dart goblin'i. Boşuna atın onu. Al onu. Hayır. Dark Goblin vur. Tamam. Bir tık öne atıyorum. Ama oraya paket atacak galiba. Yok, güzel güzel. Güzel, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Vur abi vur. Göremiyorum abi. Şey attığı için göremiyorum. İnanılmaz ya. Of. Yani deprem bir şey oldu da anlayamadım. Yani alırdık. Vallahi alırdık. Bir maç daha girmek istiyorum. Kazanmak istiyorum çünkü şu an. Gaza geldim. Nereden de olsun. Orada ben nerede hata yaptım acaba? Yani kuleye çok fazla hasar verdirttim. Hiçbir zaman zaten o döngü gelmez abi elinize. Hiçbir zaman gelmez. Tomruk vermez yani ilk elde o şey yaptığı zaman. O zaman şöyle bir şey yapalım. Olur. Tomruğunu çıkardı. Ve yanılmıyorsam bu destede Tomruk'tan başka bir büyü yok. Doğru muyum arkadaşlar? Deniyoruz. Deneme yanılma. Yani vuruyor mu Valkür? Tamam, bence denedik. Doğru yani, yanılmadım. Normalde deneme yanılmada hep yanılan taraf olurum. Oy çok güzel. Tomruğu kullandığım için evet. Güzel güzel. Elinde tomruk var arkadaşlar. Dark Goblin ne olursa öne geçme. Atıyorum. İksir kalması da atıyorum. Çünkü oraya tomruğunu atacak ya fail olacak. Düşüncem o. Güzel. Biraz da ben atayım ya. Biraz da emoji ben atacağım arkadaşlar. Onu attım gerçi de. Ne işe yaradı ki Cem'cim? Tomruk atmayayım diye şey yaptım. Bırakıyorum ya, kuleye vursun. Tamam olur. Bu sefer bir tık öne atıyorum. Elinde şey var, Valkür atmaz oraya diye düşünüyorum. Vurun. Ah be. Ah be. Ya topu atacağım oraya da yine eriyecek, yine eriyecek. At hadi. No. Ay nerelere attım? Onu yemesinin mümkünatı yok ya. Ya bir de o var tabii elinde. Prensesi elinde. At prensesi. Çok iyi. Bundan sonra böyle arkadaşım. Bundan sonra böyle. Ben de atarım ki. Bir tane bir tık da geriye şöyle bir fıçı.
Güzel, güzel. Aldık, kuleyi aldım abi. Koy bakayım prensesi. At bakayım fıçını. Alamaz. Alamaz. Prenses öpücüğü mü? Buyur. Toksikleşmeye başladım ben de. Ben de toksik olmaya başladım arkadaşlar. Bir maç daha girelim, ne diyorsunuz ya? Çok mu uzattım videoyu? Son bir maç daha gireceğim ya. Bir maç daha girmek istiyorum. Yine kirli alfabesten bir rakibim geldi karşıma. Şöyle bir tomrukla başlayacağım. Hızlı oynayacağım. Desteği hızlı çevireceğim ve maçı kazanacağım abi. Tamam. Roketimi atarım. Elinde ne var bilmiyorum. Hızlı birinci varsa daha iyi roket atmam. O yoksa da sıkıntı değil bence. Var mı hızlı birinci? Hızlı birinci, evet. Çeviriyor şu an. Bir çevireyim hızlı falan dedi, vazgeçti sonra. Elinde olmadığını fark etti. Oo, mega şövalyedesiz. Değil mi? Başka bir şey olacağını sanmıyorum. Valkyrie koyacağım yine. Alev topunu kullandı. Tamam. Vursun ya. Atmayacağım Tomur'u. Dur. İkinciyi vurma. Tomruk var muhtemelen elinde. Bir tık fake atıyorum. Yesin diye. Yemedi. Hmm. Yine zorlu bir rakip. Çünkü ben genelde bait dese de at biniciye. Atmadım. Beni üzdün. Beni üzdün kardeşim. Geliyor mu binici? Ya, tamam, geliyormuş. Var mı alev topun? Yok. Vurmazsın. Şimdi hızlı binici geldi. Neden size karşıma sürekli hızlı binici geliyor? Anlamadım. Ama daha önce yendim. Yine yenerim. Ama bu hızlı binicinin bir tık farklı versiyonunu almış. Yani yarısı falan koymuş desteğe. Buz ruhu yerine onu almış galiba. Tam desteği çeviriyor tekrardan. Ben de çevireceğim. Hatta şu fıçı da çevireyim. Olur. Olur. Hızlı bir... Yo, hızlı değil. Alev topunu çıkardı elinden. Alev topu atamaz şu an Dark Goblin'e. Kuleye yani. Şöyle bir desteği çevireceğim. Yarasa atabilir vesaire atabilir. Tamam, güzel. Güzel güzel güzel. Bence iyi, bence iyi. Tomur biraz derken atsam o slasher'ı alırdı ve gider kuleye vururdu. Ama olmadı maalesef. Şuraya koyacağım. Alev topu atmasın ikisine birden diye. Hayır, vurma. Tamam, çok iyi. Bir tık öne. Vurun. Yes. İşte bu. İşte bu. Şöyle gel. Artık sıkıntı değil. Top zaten binici odaklanacak ama kule odaklanmadığı için gelip vuracak. Dur 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 dur. Çok iyisin. Şimdi Dark Goblin'le beraber yollayacağım bunu. Fake'i yesin diye. Ah be, deme. Yemez. Bu fake'i yemez. Yani. Valkyrie koyacağım arkadaşlar her seferin. Zaten iksirim hızlı dönüyor. Bir tık böyle fake denemesi. Elinde alev topu var. Ama Tomur'u dönmüştür ya. Şu an döndü Tomur mesela. Ama kullanmadı Tomur'unu. Kullanman lazımdı. Bence kullanman lazımdı. Tomur'u yeni kullandı. Şimdi burada mesela roketi yollarım. Onu yollamayacaktım. Onu yollamayacaktım dostum. Hiç fayda etmez, hiç fayda etmez. Hiç fayda etmez. Çünkü good game at late. Tamam, son maçı da kazandım. Yani hızlı biniciye de geçebilirim mesela. Atıyorum, anti vermeye başladı. Hızlı biniciyle beraber bu hızlı deste oynarım. Çünkü ikisi de hızlı ve alışkın olacağım, oynayabileceğim deseler. Orada yapmam gereken en önemli şey 2.6 binicide. Slasher'ım maxlamak. Tamam. 6000'e çıkamamışım. Slasher'ım maxlamak. Nerede slasher'ım? Evet, göremiyorum yine. Arkadaşlar slasher'ım nerede? Ha, burada. Slasher'ı 13 seviye olduğu için alev topuna tek yiyor. Maksimum seviye 14 seviye alev topuna. O yüzden onu maxlamam lazım. Hız 2.6 binici için. Alev topunu maxlamam lazım. Ve en önemlisi biniciyi maxlamam lazım. 3 tane kart lazım. Ve 260 bin altın var. Yani 40 bin altını biriktirip 3'e birden maxlayabilirim. Hem bunu oynarım hem 2.6 biniciyi oynarım diye düşünüyorum. Bakalım. Yani kupa kasarken, kupa kasmak için oynadığım iki deste lazım olacağı zaman. Neyse.
Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.